Aşkım. Ekin'in tarihinde bir ilk. İlk defa geç kaldı. Gelir ya, şimdi Lale'yi alacaktı. Ah. Bu ne? Tabak. Şaka mısın sen? Ne oldu ki, ben anlamadım şimdi. Lütfen bize sadece soğuk içecek ve kraker getirin, tamam mı? Ha, bir de peynir tabağı. Görgü başka bir şey tabii yani. Öğrenecekler, kusura bakmayın. Yeni başladılar da. Yok canım, ne kusuru? Geldi herhalde. Mis gibi köfte, ne oldu ben anlamadım şimdi ya. Ne haber? İyi. Hadi geçin, ben de sizi bekliyorum. Yaren. Bu kız kim? Bunlar kol kola geldiler. Sevgilisi mi acaba? Ne bileyim ben ya. Dur dur. Üzüldün mü sen? Ne oldu? Yüzün düştü. Yo, düşmedi yüzüm falan. Niye düşsün ki? Saçmalama Eda ya. Hadi işimize bakalım. Hadi. İşimize Yaren. İşimize bakalım. Kısacası fotoğraf tutkum bana yaşama tutunma gücü verdi. Bu yüzden portreler sergim benim için o kadar fazla ilk demek ki. İlk isyanım, ilk nefesim, ilk adımım demek. Ve bu ilk kanat çırpıştırma Akal Holding çatısı altında attığım için de onur duyuyorum. Biz de Akal Holding olarak senin gibi genç ve yetenekli sanatçıları desteklediğimiz için gurur duyuyoruz. Portreler projenle bizi yakaladın Lale. Aynı zamanda Ekin'e de teessüf ederiz. Yani bunca zaman senin gibi bir sanatçıdan bizi mahrum bıraktığı için. Üstelik de kuzenin. E, kuzen diye torpil yapacak halimiz yoktu. Herkes gibi başvurdu, aldı sponsorluğunu. Biz organizasyon ve davet için hemen hazırlanabilecek durumdayız. Yani duyuruları önceden yaptık. Basın ve davetlileri de organize ederiz. Akal Holding sponsorluğunda hayattan portreler ismine ne dersiniz? Vallahi ben bayıldım. Hemen başlıyoruz o zaman. Harika. Tamam, o zaman daha fazla iş konuşmayalım ha? Patron ne derse o. Derincim, sizin için bir yer bakabildiniz mi? Birkaç yer var ilgilendiğimiz ama daha karar veremedik. Ama olur o kadar. Verirsiniz. Tuvalet hangi katta Ayşegül'cüğüm? Yaren. Tatlım, sen eşlik edebilir misin Derin Hanım'a? Manzara çok keyifli Ayşegül. Değil mi? Patron, yeni projemizde başladığına göre bunu bir kutlayalım. Ben kutluyorum. İçi geçmiş bunu. Eğlence anlayışı hasar almış. Yalnız olduğuna şaşmamak lazım abi. Dışarı çıkmıyorsun ki. Aşkı nasıl bulacaksın? Aradığımı kim söyledi? Artık ara bence. Nereye kadar oğlum bu kör yalnızlık? Kör yalnızlık demeyelim de biz onu seçilmiş yalnızlık diyelim bence. İyi işte, yalnızlığı değil. Şöyle güzel, eğlenceli, zeki birini seçsin o da. Bağla başını, bağla. Ben alırdım ya, sağ ol. Işık çok iyi vuruyordu. Kusura bakma, meslek hastalığı. Tamam kızlar, sağ olun. Sonrasını biz hallederiz. Kim, baksana.
ya. Yüzüğümü bulamadım ya. Nasıl ya? Baktın mı iyice? Çok aradım. Yok işte. Her yere baktım. Şimdi gerçekten kalp krizi geçireceğim. Derinci, parmağında servet taşıyorsun. El yıkarken çıkarmasan olmuyor mu? Ne oldu? Utandın mı? Okan, söylenmesene. Lavabonun yanındaydı. E nerede o zaman? Bilmiyorum. Ben şimdi geliyorum. Yaren, duydun mu seninki? Borç temizde biz yokmuş yani. Ne yapayım, Allah sahibine bağışlasın. Ay Yaren, sen de Ekin'den hoşlandığını belli etmemek için amma zorluyorsun kendini ha. Eda, sen ne duymak istiyorsun acaba? Ha? Bak şaka yapıyorsun ama ciddiye binmesin. Ne var Yaren? Çocuk gitmiş senin kolyeni bulmuş. Saklamış, sana geri getirmiş. Ne güzel işte. Hem fakir kız zengin oğlan. Olur bence. Saçmalama. Saçmalama. Hadi. Hadi. Yaren, bir dakika. Hacer teyze beni bekliyor. Ben ona yardıma gideyim. Yüzüğü alayım. Ne yüzüğü? Şu kısmı geçebilir miyiz? Ver hadi. Bende yüzük falan yok Ekim Bey. Ben yüzük falan görmedim. Sana inanmamı mı bekliyorsun? Senin canın evinde saat çalarken gördüm. Zor durumda kalmış genç bir kızsın diye bunların hepsini sineye çektim. Acıdım sana, bir şans verdim. Burada doğru düzgün ekmeğini kazan istedim ama bu yaptığın ayıp artık. Yüzüğü alayım. Bende yüzük falan yok diyorum, anlamıyor musun? Bu işin altından sen çıkarsan... Asıl ben çıkmazsam o zaman sen ne yapacaksın? Suçsuz bir insana iftira attığın için kendini kötü hissedecek misin? Hiç zannetmiyorum. Çünkü sen sadece suçlarsın. Ekin. Ekin'cim, ne yapıyorsun burada? Hadi gel artık, arkadaşların ayıp olacak. Derincim, B vitamini kullan gerçekten. B vitamini kullan, iyi gelir. Okan, biz evlenmesek mi ya? İlişkimizi bir tekrar düşünelim diyorum. Ama hayatım şimdi, ne gerek var? Ne oluyor burada Okan yine isyanlarda? Sorma ya, yüzüğümü pantolonun cebine koymuşum. Biraz önce buldum, ona söyleniyor. Öyle mi? Sana ne oldu ya? Bir modun düştü. Yok, yok bir şey. İyi, hadi. Devam o zaman. Afiyet olsun. Bunlarda iyi gelir biraz. İstemiyorum Eda. Sen şu Ekin'e bak ya. İyi dedik, hoş dedik de bu yaptığı hiç olmadı Yaren. Hem zenginler niye böyle kötü kalpliler ben anlamıyorum ya. Ben zengin olayım, herkese çok iyi davranacağım. Eda, saçmalamayı kes artık. Adam bana neler söyledi. Hakaret etti bana ya. Beni hırsızlıkla suçladı. Sen hala işin dalgasındasın. Ya sen niye sürekli bana yükseliyorsun Yaren? Ben sana ne yaptım? Ekin'den de bir beklentim varmış demek. Yoktu Eda. Yoktu. Sen galiba onun bize canın evinde neler söylediğini hatırlamıyorsun. Ağlıyordun ya köşede. Tamam. Ekin'in işte dosyası kapandı. Bir daha adını ağzıma almayacağım. Şakasını da yapmayacağım. Ama bak görsen Yaren. Ben şu hayattan bir yırtayım, bir zengin olayım, seni de geride bırakmam zaten Yaren. Çünkü sen sadece oturur ağlarsın. Başka hiçbir şey yapamazsın. Asıl senin bir planın yok Yaren. Eda,
Kalk git şuradan. Çabuk kalk. Tamam be. Gideceğim zaten. Hacer teyze bekliyor beni. Sen de ağlamana devam et. Hadi güle güle. Ağla ağla. Anca ağlarsın sen. Ne oldu size güzelim? Bir şey yok. İyiyim. Ağlamışsın. Ağlamadım. Kudret Bey'e bir sade Türk kahvesi yapıp götürebilir misin hemen? Yaparım. Tamam.